Evet. Sorum şuydu. Buyurun. Ben o zamanlar dert almadım ama fotoğrafla Ben hani fotoğraf var. kanıtlayabilirim. Bunu dert alabilir miyim fotoğraf sayesinde? Hani telefonda duruyor fotoğraflar. Darp raporu alamazsınız ama bunun için öncelikle boşanma davasında kullanmak üzere mi soruyorsunuz? Onu sorayım. Aslında ben boşanmada yana değilim. İyi olacağına inanıyorum. Onun da biraz kafası Evet. dinlendikten sonra. Evet. O yüzden soruyorum. Ama iş kötüye giderse malum benim de ayrıldığım zaman bir şeyleri ispat etmem Anladım. gerekiyor. Vicdan azabının çekmesini istiyorum açıkçası. Bir onu soracaktım. Belli ki dağılınmıyormuş. Bir de şu var. Bize takılar takıldı. Hepsini ikinci ayda zaten götürdü. Dükkanın kirasını vereceğim diye götürdü ama ben ona inanmıyorum tabii. Ben onları manevi tazminat olarak alabilir miyim? Çünkü Evet. herhangi bir işim yok. Herhangi bir maddiyat olarak gücüm yok. Şöyle En söyleyeyim, azından bununla ayakta durmak istiyorum. maddi gücünüz olsaydı da o altınlar hukuken sizin. Dolayısıyla bir düğün ya da işte nikah CD'si varsa ve bu altınların gramajı Fotoğraflar var. hepsi belirlidir. Bunlar teker teker sayılır ve ona göre de boşanmanın haricinde de boşanmayla birlikte de dava açabilirsiniz. Boşanmaya karar verdiğiniz takdirde. Altınlar konusu böyle. Hepsini alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür ediyorum. İkinci sorunuza geldiğimde darp raporunu şöyle cevaplayayım size. Darp raporunu şu an alamazsınız. Üzerinden vakit geçti. Artık ona bağlantı Yazamayız. kuramaz. Savcılıkta takipsizlik verir. Ama bu sadece karşı tarafın ceza davası nedeniyle bir cezaya mahkum edilmesini engellemiş olur. Ama siz fotoğrafları ve şahitleri birlikte mahkemeye sunarsanız bir boşanma açısından bu delil olur. Eğer bu darptan sonra bir barışma yaşamamışsanız, bu da çok önemli. Yani darp olmuştur, bir şiddet yaşanmıştır ama siz sonra pekala tatillere gitmişsinizdir, birlikte Yok. aile hayatı kurmuşsunuzdur. O zaman o da affedilmiş sayılıyor ama bu darbın üzerine bir ilişki kurmadıysanız, bir barışma yaşamadıysanız, şahitlerle birlikte fotoğraf olarak boşanma için bunlar yeterli size. Yok zaten kendi dükkanındayken de yine ortağının yanında zaten darp etmek istedi. O kamera görüntüleri de vardır illaki. Yani silinmediyse tabii. Silinse dahi Kesin. bence o ana istinaden silindiğine dair hani orada görülür zaten. Bütün kayıtlar var da bu niye yok? Denilebilir bence. Yani zaten orada darptan dolayı sizdeki morluklar ve işte aileniz buna şahitlik etmiştir. Bunlar sizin için yeterli. Videoya takılı kalmayın siz. Manevi tazminat dediniz, onu düzelteyim sadece. Manevi tazminat, işte bu yaşamış olduğunuz şiddet manevi tazminata bir sebeptir. Ama altın manevi tazminatın içinde istenmez ya da maddi tazminatın ayrı bir istemdir. O çünkü sizin doğal hakkınız hukuken.